Tabi Abdullah Hoca hani bu bir bahane değil diyor ama 72 saat hocam yani yorulur mu hakikaten oyuncular? Ya yorulur 72 Fizik saat sonra mental. da dinlenirler yani eğer iyi çalışmış fizikman fit durumda olan futbolcu varsa yoğun bir maçtan sonra da ortalama bünyeye ve o futbolcunun form seviyesine ve maçtaki eforuna kıyasla 48 ile 72 saat arasında normalde iyi bir dinlenme programıyla bütün yorgunluklarını atıyorlar. Şimdi ilk defa takımlarımız bir hafta içi maç oynadı. Geçen hafta erteleme haftası. Bu hafta da Zira Türkiye Kupası oynayacaklar. E ligin ilk yarısının tamamında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üç günde bir maç yaptılar. Onlar şikayetçi olmadılar. Bence hiç kimsenin de bundan şikayetçi olmaması lazım. Bu bir. Ee, zaten ilk defa üst üste oynadığın bu maçlardan sonra da e, bence belki Afrika Kupası'ndan ve sakatlanan sakatlardan etkilenenler varsa bile bunu bahane göstermeden oynamalılar. Kaldı ki Trabzon'da kupa maçını içeride oynayacak. Avantajlı e, bir, bir maç olacak onlar için. Antalya'da oynamak kolay değil. O kesin. Haliyle büyük takımsın. Kazanamayınca bizde maalesef bazı mazeretleri Niyetin olmasa bile ister istemez dile getiriyorsun. Bence açıklamalar biraz da o yöne kaymış. Çünkü oyunun geneline baktığımızda hele ikinci yarı ya tamamıyla mahkum oynayan bir Trabzon vardı. Yani Antalya sanki tek kale maç oynadı gibi bu derece oyun oynadı. Hoca da diyor ki oyun hakimdi. Sürekli maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz diyor. Ee, şu an yani. ama şimdi Sergen Serzen Hoca'nın her da. durumu farklı. Sergen Hoca oyunu geliştirmek Hı. istiyor. Onun için de böyle gerek teoride, gerek hafta içi bir iki idmanda anlattıklarını sahada görmek istiyor. E, o yüzden tabii. Sergen Hoca'nın özellikle zaten kafasında oynama, oynatma düşüncesi olduğu için onun için maç daha önemli. E doğru şimdi bak lig maçı bitti pat iki gün sonra kupa, çarşamba kupa. Yani Vallahi antrenmanda bile <laughs> konuşmaya fırsatları olmam böyle yani yapacak. Ger şey gerçeğimiz bu. Yani buna göre hazırlamak gerekiyor takımları. Hocayı anlayabiliyorum bir yandan. Bir tarafım hak veriyor hocaya çünkü zaten yapısal problemleri olan bir kadro. Onun üzerine bir de belki takımın en kilit parçaları işte Onaçu gitmiş, Trezege gitmiş, Pepe önemli bir oyuncu gitmiş, Bakasetas sakat kullanamıyorsunuz, Abdülkadir Ömür'le ilgili sorunlar var, oynamıyor. Ciddi problem bu Trabzonspor için. Ama bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Hoca geldiğinden bu yana kaç maçta Trabzonspor taraftarı şöyle sırtını koltuğa yaslayıp çok keyifli bir maç izledi. Evet hoca diyor ki biz bazen işte pragmatik yaklaşabiliyoruz olaya. Skor odaklı olabiliyoruz. Ona da hak veriyorum. Golü attıktan sonra bir şehir deplasmanında sizin skoru koruma adına garanti oyunu seçmeniz olabilir. Ama bir büyük takımın Maçı %35 topla oynama ve 4 şutla bitirebilmesi bence kabul edilebilir şeyler değil. Yani ve ben sosyal medyayı takip ediyorum, Trabzonspor taraftarıyla konuşuyorum. Ciddi Trabzonspor taraftarının oyunla alakalı sıkıntıları var, şikayetleri var. Evet, takım skor anlamında bir çizgi yakaladı. Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik güzel Trabzonspor adına ama oyunun gelişmediğini görüyor taraftarlar. Yani oyun anlamında Trabzonspor'un bir gelişim göstermediği bence de bir gerçek. Bunu bir yere koymamız gerekiyor. Ancak dedim ya az önce kadronun yapısal çok net problemleri var. Şimdi hocanın bazı çıkmazları var. Hoca savunmanın önüne Berat ve Mendy'yi koyuyor. Ciddi bir defansif katkı alıyor. Ama bu iki oyuncu ne topla ne pasta takımı ileri çıkartamıyor. Mesela dün ilerideki üçlü Enis Destan, Funtas, Visca. Giden her top tenis maçı gibi geri döndü. Ve Trabzonspor sete hiçbir zaman yerleşemedi. Sürekli baskı yedi. Mesela dün Benkoviç çok iyi maç çıkardı. Onu söyleyelim. Benkoviç ve Baniye iyi maç çıkarmasa bence asla bir, puan gelmezdi. Ee, hocanın işi zor bu anlamda. Trabzonspor'a transfer lazım. Mutlaka. Ama hoca da ekonomik gerçekleri söyledi. Kadronun şu anda kontenjanı dolu. Onu söyledi. O anlamda e, taraftar bence skordan ziyade artık bir oyunsal gelişim görmek istiyor Trabzonspor'da. Bu yüzden de ciddi sıkıntıları var. E, bence Trabzonspor'un Antalya Spor maçı sezon başından bu yana en kötü maçıydı diyebilirim. İkinci yer özellikle. O ciddi anlamda bir kötü bir maç. Hani maçı izleyen birisi ikinci yarıyı büyük ihtimal şöyle düşünmüştü. Trabzonspor herhalde 10 kişi oynuyor. Öyle bir oyundu çünkü. Bir de Mesela dün yine Abdullah Ercan abiyle konuştu. Hoca diyor ki Abdullah Ercan hoca değişmesi lazım Trabzonspor. Ve değişecek. Birçok oyuncu gidecek. Bugünkü kadroda hangi oyuncu tutarsın diye bir soru sordu bana. Bence ben oyun, ona, oyuncu oyuncu kötü değil Trabzonspor. Berat Mendi tutarım hocam dedim. Evet dedi. Enis yok. Ona şu zaten senin oyuncun değil. Trezeguet tutar mısın? Tutarsın. 3. Visçi. Visçi tutar mısın? 4 bakasetaz. O gitti. O gidiyor. Yani gidiyor da tutar mısın yani? Ha ya tutar mısın? Tutarım. Yani. Ne yaptı? Beş. Ömür var. Bilmiyorum. Yani tek tek bakıldığı zaman Trabzonspor'un kadrosu kötü değil. Ama dediğim gibi yapısal problemli bir kadro. Yani kuruluş aşamasında problemler çıkmış bu takımın. Yani takımın stoperi çok fazla var elde ama net bir stoperi yok. Ya, takımın bir 8 numarası yok merkezde. Oyunu takımı ileri taşıyabilecek bir oyuncusu yok baktığımız zaman. Yok, bir yok. sürü on numara var. Bir sekiz numarası yok Trabzonspor'un. Yani bu anlamda problemli bir kadro. Düzelebilir mi? Düzelebilir tabii ki. Santrafor şart. Seneye. Tabii ona Sene. şu anda Trabzonspor'da biz kalacak desek çok iyimser bir yorum yapmış oluruz. Hani bu şu şartlarda Trabzonspor'un ona şu takımını tutması çok kolay değil. Çok zor hatta. Yani. Dediğim o gibi yüzden... Bakasetas'ın ayrılığı gündemde büyük ihtimal olacak. O tür futbolcuları transfer ederken opsiyonları çok iyi koymak yani lazım. Yani bize bazen böyle güzel geliyor transfer geldiği zaman, oyuncu imza attığı zaman ama Hocam 25 milyon euro opsiyon. Çok sağlıklı değil bu işlere. Yani opsiyonu sizin oyuncunun kullanamayacağınız bir opsiyonsa siz ne yapıyorsunuz? Oyuncuya değer katıyorsunuz ve KK kulübüne gönderiyorsunuz. Yani, çok sağlıklı bir şey değil bu. Evet oyuncu çok iyi oynuyor, iyi performans gösteriyor ama sonra ne olacak? Bunun sonu yok. 25 milyonda çok Trabzon büyük bir para hocam. evet kadro değişsin değişsin de ekonomik ekonomik öne, yapı da nasıl Kulübün gerçeğini hepimiz biliyoruz Abdullah Hoca da Tabii. demin onu dile getirdi zaten. Yani ben hep şunu söylüyorum ya illa e, günümüzde Trabzon için konuşuyorum, taraftara heyecan vermek için birinci sınıf bir kadroya ihtiyaç yok. Tabii. Ki. Yani bakıyoruz işte bu sene bizim ülkemiz bir Kuzey Avrupa takımları gerçeğine gördü. İşte Kopenhag'ın bunu gördü. Bu sene Galatasaray'a karşı. Zealand, Molde. Ge geçen sene Trabzon'a karşı. Zealand'ı gördü, Molde'yi gördü. Ee, bütün bunlarda kalite bizim futbolcularımızdan fazla mı? Kaldı ki Abdullah Hoca için de biz çağdaş oyunu takımına oturtabilecek, bunu geliştirebilecek bir teknik adam yakıştırması yapıyoruz. Ve ilk geldiği dönemde yine böyle başladı. Defansif yönde takımı sağlam bir temeli oturttuktan sonra ofansif yönü de geliştirdi. Bence Abdullah Hoca evet bugüne kadar mazereti vardı. İşin defansif yönüne önem verdi o da kabul. Ama Afrika Kupası dönüşü kaldı ki bu transfer döneminde de yani en azından birkaç futbolcu da oraya transfer edilecek. Hocam defansif yönü diyoruz ama dün Trabzonspor çok ciddi pozisyonlar da verdi yani. Hayır, doğru. Yani, yani iş tamamıyla yani ben beş adamla altı adamla defans yapayım, dört adamla hücum edeyim diyecek kadar basit bir oyun değil e, tabii futbol. Ki. Bugün o coşku, o heyecanı gördükten sonra bunu bütün takımlar yapabiliyor en basit örneği. Ya bugün e, Santos geldi dedi ki benim sağımda hiç kimse benden fazla koşamaz. Doğru. Çok basit bir cümle. E, sen bunu takımına söyleyip de onlara ya deyip bunu kabul ettirdiğin anda takımını artık koş demek zorunda kalmazsın Ben bizim ülkemizde şunu biliyorum teknik adamların çoğu son bir dakika antrenmanda maçta bile futbolcularına koş koş diye onları koşmaya teklif ed teşvik ediyor artık koşmaya teşvik etmeye ihtiyaç duymayacağın futbolcuları oynamaya teşvik etmek lazım. Son golde senin olsun diyor <laughs> Safrullo hocam doğru. Hocam zaten her Ama şeyi söyledi... Ama bir şey altyapısı çok büyük bir artık Trabzon Karadeniz ya yani ligimizde, ligimizde bakalım kaç tane 61 numaralı futbolcu tabii, var. Tabii tabii o dolu. Ama dolu, işte dolu. bu değerleri Trabzonspor'da kullanmak gerekiyor. Son dönemde burada bir düşüş var bu arada. Yani Trabzonspor kulübünün o konuda bir özelleştirme yapması gerekiyor. Ee, o ömür yazıcı döneminden sonra kaç tane alttan oyuncu çıkarmış Trabzonspor sağlıklı üst yapıyor. Bir bence aynaya bakmak gerekiyor. Artık onunla ilgili elbette Abdullah Hoca da oturup bir plan program yapacaktır, istişare edecektir. Pekala. Ahmet abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kupa maçları mutlaka sen izleyeceksin. İzleyeceğim. boyunca. Sana da teşekkür ederim. Seyir Seyir ediyoruz. Teşekkürler. Hocam, size teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Keyifliydi. Ne demek teşekkür ediyorum. Görüşmek ümidiyle.